Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle simit tadında poğaça yapacağız. Bunun için bir paket yaş mayam var. Bunu yoğurma kabıma alıyorum ve elimle iyice parçalıyorum. Şöyle. Üzerine ılık suyumu katıyorum. Malzemelerin ılık olması gerekiyor. Ilık yaparsanız daha çabuk mayaya gelir. Şöyle mayamı iyice eritiyorum önce. Evet, mayam eridi. Şimdi bir su bardağı sıvı yağım var. Bunu ekliyorum. Bir su bardağı da sütüm var. Bu da ılıktı. Bunu da ekliyorum. Bir adet yumurtamı ekliyorum. Bir yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı da mahlebim var. Bunu ekliyorum ama bu size bağlı. İsterseniz ekleyin, seviyorsanız ekleyin. Şimdi sıvılarımı iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Şimdi unumu azar azar ekleyeceğim. Videonun sonunda ne kadar kullandığımı size söyleyeceğim. Önce bir su bardağı ekleyip karıştırıyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. 6,5 su bardağı un kullandım ben buna. Şu şekilde yumuşak bir hamur yaptım. Şimdi hamurumun ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Daha sonra yapımına geçeceğim. Evet, poğaça hamurları mayaya geldi. Şimdi yapacağız. 2 yemek kaşığı pekmez koyuyorum tabağıma. Poğaçaları yaptıktan sonra pekmezi batıracağım. Şöyle. 2 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum. Bunu açacağım pekmezi koyu olduğu için. Bu şekilde. Hamurum çok güzel kabarmış. Şimdi bu tabakların böyle kenara alıyorum. İsterseniz yaparken biraz elinizi de yağlayabilirsiniz. Küçük parçalar yapacağız. Şöyle. Şurada göstereceğim. Biraz elimi yağlayacağım. Evet, yağlayarak elimi yağladım. Küçük bezeler yaptım. Şöyle. Şimdi ortasına kaşığı rendeledim. Şu şekilde yapıyorum. Her iki tarafından birleştiriyorum. Şöyle. Bu kısım zaten altta kalacak. O yüzden açılmaz. Şöyle yapıyorum. Şimdi birkaç tane yapayım. Daha sonra pekmeze batıracağım. Çünkü elim kirleniyor pekmeze batırdıktan sonra. Poğaçanın üzerine bulaşıyor. Şöyle. Ben birkaç tanesine de salam koyacağım. Hem kaşar hem salam. İkisini de koyacağım. Siz isterseniz beyaz peynir de koyabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz aslında. Şu şekilde. Evet, yaptığım poğaçaları önce pekmeze batırıyorum. Şöyle. Her tarafını. Ya isterseniz alt kısmını da batırabilirsiniz ama ona gerek yok. Bir yüzünü batırıyorum ben ama her tarafını böyle bu şekilde bol susama batırıyorum. Şöyle. Çok lezzetli bir poğaça oluyor. Şu şekilde. Bütün hamurlarım bitene kadar yapacağım şimdi. Evet, poğaçalarımı yaptım. Bıçak yardımıyla şöyle üzerine küçük küçük kesikler atıyorum. Bu arada fırınımı da açtım. 200 derecede sıcak fırına. Şimdi poğaçalarımı koyuyorum.
Evet, simit poğaçalarım fırından çıktı. Benim bu verdiğim ölçüyle 28 tane çıktı. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.